Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Alanya Spor'u 1-0 mağlup etti Sarı Kırmızılılar ve Ekim Milli arasına 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikte 22 puanla gidiyor. Lider bir şekilde diğer tarafta Alanya Spor ise 8 maç ve 9 puanla 11. sırada kaldı. Onlar da bu mağlubiyetin ardından yine milli araya giderken hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Alanyaspor'da Fatih Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Sörtlü savunmanın önünde Richard de Makuta ile beraber Efecan. Sağda Augusto, solda Yusuf ve en önde Cordova 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Galatasaray'da da Okan Hoca'dan. Kaleci Günay dışında kaleye Musera'nın geçmesi haricinde bir değişiklik yok. Rigas maçının 11'i aynen sağdaydı. Dörtlü savunmanın önünde Sara Torreira Mertens, solda Yunus, sağda Barış ve en önde Icardi 11'i tamamladılar. Şimdi abi henüz sezonun başında daha Ağustos ayının da başında hatta ezeli rakibinden hem de son iki sezonun rekorlar kırarak şampiyonu ünvanıyla çıktığı maçta 5 yiyerek kupa kaybeden ve kendisinin 5'te biri, 6'da biri falan bir hatta belki 7'de biri, 8'de biri bütçeye, maliyete ve teknik kaliteye sahip bir takıma iki maçta da kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray için Sezon başında lig başlarken bir milli arasına kadar sizin bay haftanız yok. 8 maç oynayacaksınız maçlarda bunlar 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 desek ve bu fikstürü Okan Hoca'ya versek lig fikstürünü. Okan Hoca da buraya Kadıköy deplasmanına muhtemel bir beraberlik yazıp 22 puanla gitsek çok iyi olur. Ama 19-20 puan bandına da ben okeyim derdi. Bugün itibariyle Ekim milli arasına gidiyoruz ve Galatasaray Kadıköy deplasmanında kazanmasına rağmen olağanüstü bir felaket olarak kendi sahasında Kasımpaşa ile 3-0'dan 3-3 beraber kaldığı maçta puan kaybedip yine 8 maç ve 22 puanla bence ben tekrar iddia ediyorum yani sezon başında Okan Hoca'nın beklentisi bile bu fikstürden 19-20 puan bandında olabilirdi. Hani onu alalım yeter diyebilirdi. Ekim milli arasında kendimizi atsak iyi derdi. 22 puanla milli araya lider giriyor abi. Hem de ne zaman? Aynı saatlerde bugün biten maçta Beşiktaş'ın da puan kaybettiği ve Fenerbahçe'nin de bay geçtiği kaldı ki zaten o Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiği bir fikstürle. Bu arada çok küçük bir not geçeyim. Beşiktaş maçı, Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçının videosu yarın gelecek. Bugün acele acele yetiştirmeye gerek yok. Yarın da var inşallah. Yarın müsaitsen şey gene aynı saatlerde hatta hani bu saatlere bile kalmadan daha erken saatlerde yarın akşam Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı da gelecek. 90 artı 5'te puan verdi Beşiktaş. Ve bence çok büyük bir puan kaybı. Yani ligde Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin son iki sezondaki ne kadar az puan kaybettiklerini göz önünde bulundurursak basit bir puan kaybı geldi abi Beşiktaş'tan. Savunamamak vesaire. Ama yarın Beşiktaş videosuna da gireceğiz. Daha derin Beşiktaş'ın hem oyun hem kadro hem hoca problemleri vesaire. Burada Okan Hoca kağıt üzerinde Gerçekten Beşiktaş ve Young Boys maçlarıyla bu kadar berbat başlanmış. Riga Skola gibi hoca koldurması gereken bir maçtan da sezona devam etmesine rağmen çok çok iyi bir puanla ve lider bir şekilde e, milli araya girdi abi. Fixture zordur, kolaydır, odur budur, hiç önemli değil. Dönüşte Galatasaray maçları daha mı zor? Tabii ki daha zor. Ya Tottenham üstü Beşiktaş maçı falan gibi. işte fikstürler var. Daha Trabzon maçı var. Elfsborg maçı var Galatasaray'ın. Ya bunlar çok zor maçlar abi. Bunlar hiç kimse bir şey diyemez Galatasaray. Yani Elfsborg maçı Tottenham maçından bile zor olabilir. Hatta öyle bir man saçmalık var Galatasaray'ın. Genel Okan Hoca'nın 3 sezondur Avrupa'da e, oyun kabul ettiremediği takımların profillerine bakarsak. Bu bir gerçek abi. Ama... Milli aralar her zaman için bir toparlanma sürecidir de. Şimdi peki buna rağmen bu iyi görüntüye rağmen neden insanlar oyundan veya bazı bireysel performanslardan veya hocadan ben de dahil memnun değil. Bunun çok belli başlı sebepleri var abi. Bir hocanın oyun tercihi ve bu oyun tercihi yanlış olmasına rağmen hocanın bunu doğru zannetmesi. İki ve bence gene çok önemli bir konu abi. Forma adaletsizliği. Riga Skola gibi bir takıma 11-11 gitmiş. 2-0'da öne geçilmiş bir maçta puan kaybeden bir Galatasaray aynı 11 yani kaleciye saymıyorum çünkü Günay e, Mustara cezalı olduğu için oynuyor zaten Avrupa'da. E, da ligde zaten oynuyor. Hani kaleci kısmını saymıyorum. Kalan 10 oyuncu aynı isimler sahaya çıkamaz abi. Burada artık neşter vurdu, kesik yedi. Ben o tabirlerle ilgilenmiyorum sahada bugün en az 4-5 tane farklı oyuncu görmek isterdim. Belki Abdülkerim'in yerinde bir Nelson. Belki i, Mertens'in yerinde Salahi. Belki Barış Alper Yılmaz'ın yerinde Salahi. Mertens'in yerinde önde Icardi ile beraber çift santrafor Batşuay veya Nelson arkada kullandığım bir üçlü savunma denemesi. Hani kaldı ki Galatasaray'ın forma adaletsizliği veya hocanın oynattığı oyuna bağlı olarak oyuncuların fiziksel yetmezliği Galatasaray'ın elindeki madenleri de değersizleştiriyor ve oyun içerisinde onlara ekstra eforlu oynamak zorunda hale getiriyor. Topsuz oyunda da onların o toplu kalitelerini topsuz oyunda da ekstra enerji harcayıp toplu oyunlarında defa oluşmasına sebep veriyor abi. Yani Galatasaray'ın elinde çok değerli aset var. Mesela Sara. Gabriel Sara inanılmaz bir aset abi. Bugün gerçekten bu performansın sezon sonuna kadar devamı istikrarlı bir şekilde transfer rekoruyla Premier Lig. Çok net. Yunus Akgün belli bir yani gene 20 milyon euro üzeri bir transferle muhtemelen yurt dışında herhangi bir takım onu daha sezon ilerisinde konuşuruz. Sara gibi, Yunus Akgün gibi, İsmail Yakops gibi, Davinson Sanchez gibi hatta Lucas Torreira ve Icardi gibi ki onlar biraz daha vasatı ya da kendi en iyi yapabildikleri işleri deniyorlar. Icardi'ye top da gelmiyor. Birazdan oraya da geleceğim. Bu oyuncuları zaman zaman Abdülkerim'in performansı. Ama özellikle Kaan Ayhan'ın sağ bek oynaması bir. Barış Alper Yılmaz'ın hem kötü performansı hem yorgunluğu iki. Ertens'in hem çok fazla top kaybetmesi hem de ikili mücadelelerde merkezde rakibi karşılarken veya geçişte Galatasaray'ı eksik bırakması abi. Bunu da yaşına bağlayabiliriz. Performans düşüklüğüne bağlayabiliriz. Gol asist katkısı maç başına oranla çok fazla olmasına rağmen artık yarım saatlik bir oyuncu olduğunu kabullenememesine Okan Hoca'nın bağlayabiliriz. Burada oyunun oynanış biçimi olarak yanlış kısım şu abi. Şimdi Avanya Spor, Fatih Hoca geldiğinden beri, Fatih Tekke geldiğinden beri geriden topla çıkmaya çalışan bir takım abi. Tamam mı? Çok artık hani herkes biliyor bunu ve kaleciye kadar basmaya çalışıyorlar. Baskı rakibe ön alanda basmak tercihtir. Bazı takımlar kaleciye kadar basar ağzına yani kalenin içine kadar basar hatta. Bazı takımlar kaleciyi bırakır stoperlerden başlar. Bazı takımlar stoperlere de basmaz. Rakibin 2-6 numarasının üstünde baskı kurarak stoperlerin gelmesine izin verirler. 6 numara ve bekler üzerine baskıyı kurarlar. Bütün bunlar bir baskı tercihidir. Ama Okan Hoca'nın oynattığı Hadi kümeste tavuk yakalayalım. Bir pres şekli değildir abi. Şimdi Cordova ile Cordova atlet bir oyuncu. Abdülkerim de yaşayabilir, Davinson da yaşayabilir. Genelde Davinson biraz daha öne doğru çıkarak ilk müdahaleyi süpürmeyi yapıyor. Top kalırsa Abdülkerim alıp topu kullanıyor. Burada Saray'ı veya Torreira'yı mesela Torreira'yı fecanlı eşleştirip Saray'ı Richard'a veya Makuto'ya daha yakın kullandığın bir yerde Icardi ile Mertens'i böyle de getirebilirsin direkt. Ama asıl pres şekli yani Galatasaray'ın bu oyununda illa 4-2-3-1 oynayacağız. Biz başka bir şey bilmiyoruz. Sağ fikir olarak doğru diziliş şudur abi. Sanchez Cordova ile eşleşir. Abdülkerim Bardakçı onun yanında durur. Süpürmek için yani ikisi beraber Davinson'dan karşıladığında sekecek topu almak için yanında durur. Biraz daha yani o boş pozisyonda kalır. Abdülkerim ekstra joker oyuncu olarak kalır. Jacobs Augusto ile eşleşebiliyor. Zaten ligin hani en delici oyuncularından biri. Belki de en atlet, hız ve hızlanma olarak kenar oyuncusu olabilir Augusto. Ve İsmail Yakobs inanılmaz eşleşti. İsmail Yakobs'un um bugün ben hem öne ama özellikle geriye geçişte savunmada kaç tane depar attığını ben sayamadım abi. İnanılmaz atlet, inanılmaz fuleli. Hani hakikaten Allah sakatlıktan korusun. Sezon sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam etsin. Savunmanın direkt ilacı. Bazen savunmada özellikle toplu oyunda veya rakibi daha kritik cihaz sahası civarında karşılarken bir tık mal. Mesela Serdar Dusun'un kaçırdığı golle kendini atmayacaksın abi. Öyle bir faul olamaz. Olamaz. Şallay'ın pozisyonu. Şallay ayağını takıyor arkadaşlar. Öyle penaltı verilmez. Tersine versen stat iner aşağıya. Yani tersi verilse stat aşağı iner abi. Öyle penaltı mı olur? Ayağını taktığını ağır çekimde bile gördük biz Şallay'ın. Artı Yakup'sun pozisyonu avantajlı pozisyondayken aklına rakibe faul aldırmak gelmesin abi. Topu uzaklaştırmak gelsin ya baskı noktasında da Galatasaray'ın şöyle bir baskı yapmaya hakkı da yok. Öyle bir fiziksel durumu da yok. Ama hoca hem yanlış baskı bir de bu oyuncularla bunu tercih ediyor. Kaldı ki o zaman Galatasaray bugün Alanyaspor'un zaman zaman ilk yarıda özellikle ikinci yarıda birkaç defa yaptığı gibi hatta Alanya Spor iyi bir takım. Topa sahip olma oyunu takımı. Yani bu oyun ezberi olan bir takım gene. Hani buna iyi fena oyuncular da yok. Kenardan giren Rony Lopez, işte Janvier, Juan'la beraber özellikle Serdar Dursun falan bu ligin santraforları abi. Ama Adana Demir spora bile en rahat maçıydı değil mi Galatasaray'ın belki de kağıt üstüne işte. Şu anda da maalesef son sırada Adana Demir Transfer tahtası açıldı açılmadı şu bu. Ve problem şu ki Galatasaray'ın Adana Demir maçında bile rakibe top yaparak geçiş verdiğini, orta sahaya verdiğini gördük. Sebep de şu. Galatasaray şöyle bir pres yapıyor. Top Ertuğrul'da. Ertuğrul aldı. Aliti açıldı. Lima açıldı. Aderconay çizgiye kadar geldi. Balkovets'te de açıldı. Ertuğrul daha top Ertuğrul'dayken Icardi Ertuğrul'a geliyor abi. Ertuğrul Aliti'ye oynuyor. Icardi'nin arkasından Mertens Aliti'ye geliyor. Aliti de Balkoveç'e oynuyor. Şimdi bir kere bu alan bu arka alan açıldı bir kere. Yani Icardi ile Mertens düştüler. Barış Alper hemen geliyor Balkovets'e yapışıyor. Torreira e buraya geliyor. Yusuf da böyle geliyor. Kaan da geliyor tık Efecan boşa çıkarıyor abi kendini. Neden? Çünkü Icardi ile Mertens ilk topta daha alanlarını korumadan, pozisyonu korumadan, rakibin hareketliliğini görmeden, presten nasıl çıkabileceğini görmeden burayı boşalttıkları için Balkoves de burada Makuto'ya çıktığında özellikle buraya Torreira'ya getirdim. Baskıda Torreira topu çalamazsa veya tackle hani ya da pas arasını yapamazsa rakip çok rahat çıkıyor abi. Efecan da bu tarafa deplase alıyor. Diyelim burayı da Sara takip ettir. Richard boş. Diyelim Yunus geldi. Makuta bir daha bu tarafa dönüyor. Yani Torreira bastı alamadı. En sağ çıkıyor abi. Ve Augusto'nun hız tehdidinden dolayı da Jakobs buraya gelemiyor. Böyle bir baskı çeşidi olamaz. Yani böyle yerleşiyorsunuz. Rakip diyelim ki işte Yunus da burada olsun. Torreira herkes yerine geçsin şu şekilde. Ertuğrul başlıyor. Icardi buraya pres. Adercona'ya geliyor. Pres. 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 Hader Jonay bu tarafa oynuyor. Richard Press. Ertuğrul Mertens Press. Tık Aliti. Buraya Barış geliyor. Torreira da buraya geliyor. Aliti buraya çıkıyor abi. Çıkabilir. Ya da Kordova'yı buraya yaklaştırırlar. Orada o zaman ne oluyor? Davinson Sanchez'in insanlık dışı sanki ahtapotmuş gibi falan oynaması lazım. Yani bacak hani 40 metre alanı falan savunuyor Davinson Sanchez tek başına. Kaan da burada Yusuf'la ya da Kaan buraya geldiği zaman Yusuf'un koşusu var. İsmail Jakobs bir yere tandem'e gittiği zaman burada Augusto'nun koşusu var. İki tane hız geçiş tehdidi var kenar koridordan. Bir de merkezde Efecan gibi sağa sola gidip top çıkaracak bir oyuncu var. driplingle. Makuto ile Richard da özellikle Richard. Ben Richard'ı çok beğeniyorum. Alıp dönebilir. Böyle bir yerde Galatasaray'ın. Bir de Icardi Mertens'le koştur koştur bir pres. Saçmalıktan öte abi. Galatasaray'ın. 4-2-3-1 düzeninde illa dizilecekse. Hoca maalesef bunu tercih ediyor ama ben göreceğim abi Icardi'nin sağlıklı döndüğü milli aradan sonra işte o de sağlıklı bir şekilde iyileştiğinde ben göreceğim. Mecbursun 4-4-2 falan hayatta oynayamaz bu takım. Mecbursun 3-4-1-2 ya da 3-5-2'ye dönmeye mecbur müke yani imkansız başka ihtimal yok. Mecbursun Yunus'un bu formülü ya da işte Yunus önünde Icardi o bir 3-4-1-2 de olabilir. Direkt Yunus'u geri çekersin. Sara Torreira Yunuslu Önlerinde Icardi, Icardi de bir 3-5-2 de olabilir. Arkaya gene üçlü bir atla verir ki bu daha doğru bence. Hem merkezi üçlemek hem arkaya üçlemek. Abi bunlara dönmek zorunda zaten Okan Hoca dönüşte. İşte Tottenham maçları, Beşiktaş maçları üst üste Osimhen Icardi'nin sağlıklı olduğu senaryo falan. Ama yapılması gereken baskı illa 4-2-3-1 oynadığı maçlarda Galatasaray maksimum şunu yapabilir. Rakip kaleciyi ve stoperleri bırakarak ilk pas stopere çıksa bile rakibin 2-6 numarası üzerinde yani stoperin topla gelirken stopere baskıya değil stoperin 6 numaraya kendi açısında mesela burada Lilim'a geliyor Richard top almaya geliyor. Richard'ın pas açısında duran bir Icardi. Stopere kadar koşturan ve alanını boşaltan bir Icardi değil. Stoper üstüne Icardi gelince buraya veriyor. Bu geliyor buraya veriyor. Tık tık tık. İki top arkaya biraz iyi takım iner. Zaten iniyor. Hani her takım iniyor. Ya. Biraz iyi olmasına gerek yok. Richard'ın pas arasında kalan bir Icardi. Burada da Makuta'nın pas arasında kalan bir Mertens. Kaleci ve stoperlerin üstüne koşmaya gel Gelsin abi Aliti. Şuraya kadar gelsin Aliti. Gelsin. Makuta da buraya çıksın top alsın. Aldı. Bu sefer burayı kapatacaksın abi. Yani 4-4-2 karşılarken hem takımın yakın durması lazım. Hem çok öne basmasan bile takımın arka yani takım savunması gene yukarı çıkacak. Ki rakibi sıkıştır. Yoksa hat arası alan bulursa Efecan da uçar. Alır topu taşır abi 30-40 metre. Yakalayamazsın da Süper Lig'de yani. Yapılması gereken baskının dozajı, şekli bulur. Stoperlerin pas açılarını, stoperlerin rakip merkez orta sahalara çıkarken ki pas açılarında kalacak şekilde, onların önünde kalacak şekilde gölge baskıyı ön ikiliye bırakıp arkasının beklerin gene pas açısında veya merkeze daha yakın bekin pas açısında bu tar burada değil. Burada burada bu tarafta Hader Jonay topu alsa bile Augusto veya Richard'a çıkmasını engelleyecek bir şekilde taşıyorsa koşup çizgiyi kapatacak şekilde karşılaması lazım. Galatasaray başka bir şekilde 4-2-3-1 ile veya 4-4-2 ile pres yapamaz abi imkansız. Bu işin savunma tarafındaki defosu. Adım gibi eminim ki hoca bunları tercih etmeye devam edecek. 4-4-2'de veya 4-2-3-1 oynadığı e maçlarda. Ve Galatasaray bu defoları göstermeye devam edecek. Arkada İsmail Yakops'un müthiş performansına rağmen Davinson Sanchez'in iki kişilik savunmasına rağmen abi. Bu riskleri almaya devam edecek o konuca. Bunu anlatamıyorsun. Bunun yanlış olduğuna da ikna olmuyor Hoca. Ekstra bir merkez. Ekstra merkez meselesi şöyle. Bu şekilde pres yapan takımların hem preste hem de topa sahip olurken merkezde bir fazla olması lazım abi. Bunu bir daha vereceğim aynı örneği. Sezon sonuna kadar vereceğim. Vitor Pereira'nın üçlü savunmaya dönüşüdür bunun en iyi örneği. Çok geçiş yiyorduk, O yüzden üçlüye döndük dedi Pereira. Ortada Kimmince, bu tarafta Tisserand, bu Tisserand, bu tarafta Zallai. Kimmince ortada. İki bek. Hoca Ferdi Osa'yı kullanıyordu. Sen Barış Jakobs. hatta Yelert Jakobs kullanabilirsin. Yelert için çok daha iyi bir senaryo. Merkezde Yunus, Torreira ve Sara. Önde Icardi Mertens gibi dizilebilirsin abi. Bu hem merkezi üçlemek hem arkayı üçlemek hem de preslerde dediğim gibi rakibin merkez orta sahalarının pas açılarında kalan ön hattaki baskıcılar ve rakibin iki kenarının veya ekstra merkez orta saha oyuncusunun alacağı pas açısını kapatabilen yerleşik sert koşuyu koştur koştur bir şekilde değil takım halinde blok halinde onlu halde hareket ederek kayabilen sadece baskıyı biraz öne çıkarmış savunma hattını biraz öne çıkarmış şekilde baskıya yerleşen bir takım savunma planını bu olarak belirler. Baskı diye pres diye bir ana plan olamaz abi. Olamaz imkansız. Yani bir pres diye bir plan olamaz. Baskı bir savunma çeşididir. Tercih edersiniz etmezsiniz. Mesela Jose Mourinho basıyor. İlk baskıyı basamazsa Fenerbahçe ilk baskıda topu çalamazsa geri koşuyorlar. Bu bir hocanın tercihi. Ama topu rakibe bırakıyor. Ama kendisi işte topun rakibin toplu oynamasına izin veriyor. Oyunun hakimiyetini zaman zaman rakibe bırakıyor. Hocanın tercihi bu abi. Bunu iyi yaptığı sürece problem yok. Kalecisi yemiyor. Onlar da onu iyi yapmıyorlar. Ya yani Fenerbahçe'de de problem var. Özellikle merkezde işte Fred'in de biraz sorumlu düşüklüğü. Jimaz ki şu bu. Ama Galatasaray'da inanılmaz bir diziliş problemi var abi. Ve bu şekilde kompakt bir arada takım boyu enine boyuna darlaştırıp savunmada karşılamadığı her senaryoda Galatasaray hiçbir takıma net. Ulan Galatasaray bu takımı oyun olarak ezdi diyemeyiz. Çok acayip bireysel performanslar olmazsa. Nasıl? İşte genel olarak İsmail Yakops gibi. Sara'nın performansı, Yakop e, Yunus'un performansı gibi. E, Davinson Sanchez'in inanılmaz performansı sakatlıktan döndüğünde o Sime'nin Icardi ile beraber çıkarabileceği Santrforluk seviyesi performansı olarak gibi. Bugün Galatasaray maçı 1-0 kazandı. Kilidi açan Sara ile Yunus abi. Senin elindeki yine olağanüstü bak iki tane elden aset. 18 milyon euro eder mi Sara? Sara bonservis rekoruyla gidecek arkadaşlar. Mayıs'a kadar aynı performansı sürdürdüğü her senaryo Ferdi ve Sasha Boya'ya ait ortak 30 milyon artı bonuslarlı rekoru kırıp 35 ve üzerine ya da 30 ve üzerine gidecek ve rekoru kıracak Sara. Çünkü Premier League havuzunda bir oyuncu aslında Norwich. Hani Championshipten gelmesine rağmen Norwich'in Premier Lig'deki veya e, Championship'in Premier Lig'deki oyuncu transfer ağırlığı vesaire şu bu. Aslında Premier Lig havuzunda sayılır Sara. Transfer anlamında ve gözlemcilerin takibi anlamında. Bruno Fernandes'in geçirdiği şu sezondan sonra Manchester United seneye bir bakar abi Sara'ya. Bakar. Söyleyeyim yani. Yunus Akgün. Benfica'da bu sefer de Porto ister mesela Yunus'u da. Ulan Kerem'i aldı bunlar bak aynısından bir tane daha var bunu da biz alalım der. Sporting Lisbon alabilir. Yani böyle oyuncuların elindeki değer. Sara ve Yunus mükemmel bir pas attı Sara. İki hat birden kırıyor abi pas. Tekte. Offside'a düşmeden Yunus alıyor. Müthiş kontrol. Tık vuruş. Şahane bir gol abi. Hakikaten kapalı savunmayı. Hakikaten kilitlenen bir 0-0'ı. Hakikaten Icardi'nin top gelmediği için. Hem top gelmediği için. Hani tek vuruşluk top gelmedi Icardi'ye. Mesela bu da korkunç bir şey abi. Icardi gibi bir santrafora tek vuruşta içeriye topu vuracağı şekilde bak gol olmasından bahsetmiyorum ha. Icardi'nin gol atmasından bahsetmiyorum şu an. Icardi'nin tek vuruşla topu kaleye göndereceği şekilde bir tane pas veya hazırlanmış pozisyon gelmedi. Ama Icardi'nin fiziksel olarak iyi durumda olmayışı da var. Bak, ikisi denk. Osimen geldiği zaman fizik olarak diri ve Galatasaray böyle bir 5-3-2'ye dönebildiği zaman Icardi'nin de performansı artacak. Onu göreceğiz. Çünkü o zaman Osimen'in varlığıyla şeyde attığı 3. gol Pauk'un Pauk maçında son dakikada attığı gol gibi pozisyonlar gelecek Icardi'ye. diye. Şu an gelmiyor. Çünkü Mertens'in öyle bir özelliği yok. Mertens çıktığı zaman kenara Mertens'le ilgili de şunu söyleyeyim. Gol asist katkısı inanılmaz oynadığı süreye göre ama abi Tadic gibi, Ceko gibi son yarım saat. Maksimum 1.45. Bak maksimum o da tavan. 1.45 abi. Onu çok e, söyleyeyim artık Mertens'in yaşı itibariyle oynayacak durumda değil abi Mertens. Değil yani. Onu kabul edelim. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda hamle gelmedi. 64'e kadar daha doğrusu 65'te Alanyaspor 3 hamle yapmıştı. Yusuf çıktı. Roni Lopez. Diğer tarafta Yan Efecan. iki tane geçiş tehdidinin üzerine. Skorun da dezavantajıyla iki tane topla oynayabilen hem Yan hem Roni Lopez. Üstüne ve Cordova ile Serdar Dursun değiştiler tarafta Şallahi ile Mertens. Bu zaten berbat bir karar. Roland Şallahi sağ kenar oynar, sol kenar oynarız. Üçlü savunma oynasan kanat bek oynatırsın. Hatta Santrafor oynar, ikinci Santrafor oynar. Tek Santrafor bile oynar. Hatta Icardi'nin arkasında Okan Hoca'nın 10 numaradan pres beklediği bir yerde 4-2-3-1'de Icardi'nin arkasında bile oynar. Ben maç başında gerçekten Şallahi'yi 11 bekliyordum. Ya Şallahi de demiyor. Şallahi abi. Şey ne abi. Şallahi 11 bekliyordum ben Mertens'in yerine. Ama Barış Alper Yılmaz artık nefes alamıyor. Abi bak ve berbat oynuyor. Yani son 3 maçtır Kadıköy'deki derbi dahil. Sahanın en kötüsü abi Barış Alper. Her maçta sahanın en kötü 2-3 oyuncusundan biri Barış Alper. Kadıköy'deki derbiden beri. Bak Kadıköy'deki derbiden beri ama fiziksel anomali tehdidi yüzünden oyundan alamıyorsun. Ve bitti artık Barış. Bir de milli takıma gidecek. Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Icardi. Burada artık gene oyun elden giderken hocanın yaptığı hamleler. Galatasaray'ın gene panikle skoru koruyamadığı anlar var. Şallahi buraya gitti ve 4-3'e döndü Galatasaray. Kerem Demirbay'ın berbat performansı. Berbat performansı. Batu Şuay'ın gene top tutmanın tesi yok. Bu barış. Yorgun. Şallahi biraz debeleniyor. Bütün yük sarayla Toray'a aldık. Kaldı abi gene. Arkada da Yakobs adam Sanchez'e fiziksel yük kalıyor. Kaan çok kötü durumda. Kaan'ın kötülüğü barışı da etkiliyor. Kaan'ın temposuzu barışı da bozuyor. Dönsen üçlüye sağ stoperde Metehan'ı önünde Yelert'i kullansan. Tıpkı 90 artılarda yaptığın gibi hocam Augusto ile Ruan'da değiştiler. Yelert ve Metehan girdi orada barışla Kaan kenara geldiler. Şunu maçın başında yapsan ne kaybederdin abi? Gerisi aynı kalsın. Yani üçü savunma. Abdülkerim Sanchez, Metehan tam Nelson'a güvenmiyorsan Nelson olmasın. Kaldı ki Nerzon'u kesinlikle kullanması lazım Galatasaray'ın. Elindeki oyuncuyu değersizleştirirsin. 15'e satacağın adamı 10 milyona devre zor satarsın. Zor satarsın. Belki satamazsın bile. Ya bu abi bu Galatasaray'ın oyuncu oyun bu. Diziliş bu arkadaşlar. Başka bir çıkarı yok. Bu Osimen, bu Icardi. Arkası üçlü orta saha. Sara Torreira ve form durumu itibariyle Yunus. İki kanat bek. Ye, Ye bence de Yelert Yakobs. Barış'ın biraz kulübeye gelmesi lazım. İkinci yaralarda daha kenara girmesi lazım. Apo, Davinson. Bu da bence Metehan dinler son. Hadi diyelim ki Metehan o da olur. Ve Serdar Dursun'un kaçırdığı gol. 2-0, 3-0'dan 3-3'e, 2-0'dan 2-2'ye, 1-0'dan gene 1-1'e bir kalanıyordun. Abi siz bir haftadır, siz kamera şakası mısınız kardeşim? Siz 1-0 öndeyken, 2-0 öndeyken, 3-0 öndeyken, skor olarak öndeyken topu taca atalım. 2 taç çizgisi kenarında top yapalım, taca çıksın. Top yapalım, taca çıksın. 2 yere atalım, kramp girdi diyelim, sağlık ekibi gelsin. Mustara 2 hakeme bağır bir şey yap. Korner bayrağına topu götürelim orada. kalçaya dayayalım vakit geçirelim. Taca gitsin avuta gitsin. Siz bir tane maçı öldüremeyecek misiniz abi? Serdar Dursun içeri vursa bitti maç. Rezalet. Bak bitti ve rezalet muhtemelen de Okan Hoca istifa edecek. Bak muhtemelen de istifa ederdi artık. istifa gelirdi çünkü. Tribünler istifa diye bağırdı maç sonunda. Aynı senaryo ya geçen sene. <laughs> Serdar Dursun ikinci defa. Geçen sene Karagümrük maçında da go gole giden topa vurmuştu. Ve offside'daydı Gol iptal oldu. Bu sene de boş kale altı attı abi. Belki Kordova olsa atar hani onu o olsa bu olsa girmeyelim de. Ya Serdar onu attın abi sen bak. Geçen hafta aynısını Trabzon için dedim. Konya Trabzon maçı daha doğrusu Trabzon Konya Trabzon'daki maç. 3-2 Pedrinho şuradan altı attı şey. Pedrinho şuradan kaçırdı abi golü. Buradan kaçırdı ya. Onu yedim sayacaksın. Şu Serdar Dursun'un attığını yedim sayacaksın sen. Diyeceksin ki Okan Buruk olarak biz gene skoru koruyamadık Allah kahretsin diyeceksin abi topla oyunu öldüremiyorsun. Topa sahip olma oyunu diye bir şey yok. Torreira sarı Kerem Demirbay'a dönüyorsun. Berbat yani 4-3 abi üçlü merkez orta sahi hiç bilmiyor Okan Hoca. Hiç ama yani topa sahip olma oyunu diye bir kurgu hiçbir şey yok. Vuralım koşalım vuralım koşalım ya buna ciğer mi dayanır bugün Icardi bile 50-60 metre geri geldi 4-5 tane pozisyonda. Sen ne yapıyorsun abi bu oyuncuları bu kadar? At koşturur gibi ya kompakt yerleş blok halinde hareket et. Eksilme kardeşim savunmada. Koşma rakibin üstüne ya. Pozisyonu koru. Pas açısını savun ya. Ya bu kadar futbolun temel şeylerini son iki sezonun şampiyon hocasını anlatmamız berbat bir şey ya. İnanılır gibi değil abi. Milli aradan toparlanarak dönmek zorundasın Okan Hocam. Kredinin K'si yok. Onu sen de biliyorsun. Diyelim Alanya Spor'da ben ne olursa olsun Fatih Hoca'nın bu pozitif oyun tercihinden dolayı tebrik ediyorum. Her zaman için elinde bir plan var. Bir tane dokuzu var. Bir tane delici Efecan'ı var. Önde komple dokuzu var. iki tane hatta diyebiliriz. iki tane uçak kanadı var. Yani Yusuf'u önde kullanıyor. Ama hocam Yusuf'u önde kullanma. Bence Rony Lopez'i kullan. Bir tane daha ekstra bir top kullanan oyuncu olsun. Hatta biraz daha onu merkezleştir. Efecan'ı biraz daha kenara devril. Devrilsin Efecan. Yusuf da alternatif bir oyuncu da olabilir. Direkt sol bek de olabilir. Bunlar tabi hocanın tercihi ama pozitif oyun işini seviyorum. Fatih hocanın birkaç tane galibiyeti ihtiyacı var hemen dönüşte. Onların da çünkü lig artık çok daha zor olur. Milli ara dönüşü. Ekim milli arası dönüşü her zaman çok daha zorlaşır abilik. Unutmamak lazım diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın abi.